Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün farklı bir video çekiyorum. Öncelikle çekmemin sebebini söyleyeyim. Göz sınavına çalışacak arkadaşlar, göz tercihi yapacak arkadaşlar ve Facebook gruplarında daha çok farklı düşüncelere sahip insanların yani bana göre yanlış düşüncelerini dile getirmek istedim. Ya da bilmeden, tam da kendine de emin olmadan söylüyorlar ya da hırslı olduklarında. Birincisi şu. Arkadaşlar, YGS, LYS ile YÖS'ü kıyaslama yapılmayacak kadar farklı platformlar. Çünkü Türkiye'de hazırlanmış insanlar, yani lisesine gitmiş insanlar, buranın YGS, LYS'sini yani yurt dışında işte bazı, çoğuyla tanıdığım yurt dışından gelen insanların eğitim sistemi farklı. Bana yani burada eğitim almamış insanların ve YGS-LYS'ye girip de yapma ihtimallerini pek zannetmiyorum. Çünkü fizik, kimya, biyoloji, coğrafya falan olduğu için hani onları da çalışsalar yaparlar. Ama YÖS olduğu zaman YÖS'ün şöyle bir avantajı var sizler için. Yani ya da bizler için diyeyim, beni de dahil edeyim. Hani biz matematik ve mantık, yani işte o gördüğümüz semboller yapıyorlar, güzel yerlere gelebiliyoruz. Sorular zor mu? Zor. Bazı sorularda kolay mı? Yani üniversitelerin sınavları kolay. O yüzden biz şunu bilmeliyiz. Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki YÖS'e girmeyin. Yeni hazırlanacak arkadaşlara ya da YÖS'e isteyen demiş bir de tıp yazmak istiyorum. Sizce YGS, LYS ile mi YÖS ile mi kazanayım? Arkadaş da demiş ki YÖS hak yiyor. Doğru, hak yiyor. Belki de hakkını yemişlerdir. Ama şimdi Allah aşkına şöyle düşünelim. Bazı arkadaşlar da elemek için daha aslında hani daha yolun başında, sınava girilmemiş, daha yeni, bir dahaki YÖS için söylüyorum. Hani elemeye çalışıyor belki de, bazıları için söylüyorum. Hani çünkü bunun şey zamanı görürsünüz. Tercih zamanı yapmaya başladınız, sınavlara girdiniz. Arkadaşlar nereye yazacaksınız? Bakıyorsunuz adam hani birebir bunu yazmasını, yani bakıyorsun herkes bir şeyler yazıyor ama hani çoğu sonunda baktığımız zaman hani bilerek böyle adam hani İstanbul Üniversitesi'ni yazıyor, oraya tercih yapıyor ama yazmıyor. Yani böyle ya da hangisini yazmayacaksınız, ikinci tercihleri yazayım diyor. Yanlış bilgiler veren arkadaşlar var. Ama benim söylediğim şeyler arkadaşlar, bakın tıp fakültesini kazanacak Türkiye'deki sınav sistemindeki arkadaşlara söylüyorum. 500 tam puan demek, YGS, LYS'i full yapmış, bir de okul puanları 60 var, 560 puanla değerlendirin. Şimdi siz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya YÖS'te full yaparak gelebilirsiniz. Evet doğru, full'e yakın 92-94 dönemine göre değişiyor. Ama buradaki arkadaş da o iki sınavı full yapması lazım. Ama o iki sınavın içindeki konular YGS'de temel matematik, temel geometri, Türkçe, dil bilgisi, Türkçenin içinde ve paragraf ve fizik, kimya, biyoloji, organik kimya, hani felsefe, din, hani şöyle konular çok olunca ister istemez o kişinin o sınava iki senesini, iyi bir zekaya sahipse bir senesini vermesi lazım. Ben de diyorum ki size, tıp fakültesini kazanacak arkadaşlar ya da kazanmak isteyen arkadaşlar bazıları sınavla, bazı sınavsız, yani diploma puanıyla tercih etme hakları oluyor. Yani bu bir avantaj. Bu avantajı YGS, LYS ile kıyaslamayalım. Onunla da girip YÖS hakkı olup da YGS, LYS ile kazanan tıp arkadaşlar kazanamaz mı? Kazanır ama bir yere tavsiye verirken YGS, LYS'ye gir, kazanırsın da YÖS'te kazanamazsın demek kadar saçma bir düşünce yok. Bu birinci düşüncem. İkinci düşüncem, üniversite tercihleri. Adam puanını almış bazı üniversitelerden, yazıyor hangi üniversiteyi seçeyim ama hangi bölümleri istediğini yazmıyor. Ya sen tıp mı istiyorsun, mühendislik mi istiyorsun ya da coğrafya öğretmenlik mi, yani öğretmenlik mi istiyorsun, ne istiyorsun? Eğitim mi senin için önemli, şehir güzel olsun, gezeyim, hayatımı mı yaşayayım? Yani bir cümleyi daha söylemen lazım ki sana birileri yol gösterir. Sonra aşağıda hiç kimse bir şey sormadan işte 50 tanesi İstanbul Üniversitesi, 20 tanesi işte İzmir. Ya böyle olmaz arkadaşlar. Sonra gidip pişman olabilirsiniz. Ya da üniversiteye gidersiniz ama üniversitenin eğitimden faydalanmış olamazsınız.
Makine mühendisi direkt örnek noktaları vuruş yapmak istiyorum. Çünkü yazılan yazıları okuduğum için vaktinizi almak istemiyorum. Makine mühendisi yazmak istiyorum demiş birisi. Makine mühendisi nerelere yazabilirim? Arkadaşlar Bursa yazılır. Sakarya yazılır. İstanbul Üniversitesi yazılır. Kocaeli Üniversitesi yazılır. Ondan sonra Ankara'lardaki üniversitelerin yazılır. ODTÜ gibi. Şimdi niye yazılır? Bunu da söylemen lazım. Sakarya Üniversitesi niye yazılır? Sakarya Üniversitesi yanında şehir olarak makineleşmiş bir şehir. Nedir bu? Otogarı var. Yani Otokar, bu araba firması. Tırsan, Ermeksan, ondan sonra bu tren yolları var. Yapıyorlar raylı sistemler. Japonlarla anlaşmışlıkları var. Ondan sonra hani Goodyear var. Kocaeli'nde aynı şekilde robotik sistemlerle ilgili çalışmalar var. İstanbul Üniversitesi'nin etrafı aynı. Ankara Üniversitesi Aselsan var. Yani bu zaten İstanbul, Sakarya yan yanıdır. Ya Ankara'da bir şekilde bağlantılıdır ve bu yerler önemli olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı tercih etmenizi öneririm. Üçünden birini. Bunlar çok iyi üniversitelerdir. Sakarya Üniversitesi baktığın zaman puanlamaya YGS ile üzerinden baktığın zaman pek etkili durmayabilir. Ama siz dil bilen öğrenciler, yani İngilizceyi bilen öğrenci ya da başka dili bilen öğrenci zaten parlıyor bir şekilde. Ve hani belki şurada zorlanabilirsiniz. Matematik, mühendislik matematik falan orada zorlanabilirsiniz. Temeliniz sağlam değilse ama onu da geçtiğiniz zaman ilerlersiniz. Yani birilerinin size yön çizmesin. Siz yönünüzü çizin. Araştırın. O şehirde çalışabilecek imkanın var mı? Turizm yazacağım. Tabii ki o zaman turizm yerlerini yazacaksın. Gidip de başka yerleri yazmayacaksın. Ya da elektrik, elektronik mühendisliği. Yazıyorsun üniversitenin eğitim kadrosuna bakın arkadaşlar. Tamam üniversite kazanma yerlerine bakıyorsunuz. Belki elinizde seçenekler yok ama olanın en iyisini seçin. Sadece şehre bakmayın. Şehirsiz olmaz. Yani güzel bir şehir olması lazım. Fakat onun yanında eğitime de bakın. Çünkü eğitim bazı üniversitelerde gerçekten gönüldüğü gibi değil. Bazen internetin resimlerine bakıyorsunuz, gidiyorsunuz, aynı değil. Örnek veriyorum, yine Sakarya'dan veriyorum. Sakarya'nın eğitim fakültesi bakıyorsunuz fakültenin kendi sitesine, üniversitenin kendi sitesine kampüsün içinde, yani üniversite yaşamanız gereken yerin içinde gözüküyor ama değil. İlçede, yani herhangi bir Sakarya'nın bir ilçesinde, Yendek ilçesinde eğitim fakültesi ya da diş fakültesi. Diş fakültesi de başka yerde. Yani üniversite hayatınızı yaşamıyorsunuz. Dışarıda okumuş oluyorsunuz. Bu bazı üniversitelerde de böyledir. Yani araştırın, ben nerede okuyacağım? Üniversite hayatını yaşayacak o kampüs dedikleri içinde mi okuyacağım? Dışarıda mı okuyacağım? Yani bunları değerlendirin arkadaşlar. Ve YÖS'e çalışacak şu anki arkadaşları söylüyorum. Arkadaşlar iki türlü YÖS sorusu geldi. Dedi ki arkadaşlarım, biri ben YÖS temelim yok ya da YÖS ben sadece kazanmak için gireceğim. Bir tanesi de diyor ki YÖS, tıp ya da güzel bölümleri kazanmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Sadece YÖS'ü kazanayım diye giriyorsanız arkadaşlar, tabii ki sınavsız girme hakkınızı deneyebilirsiniz ama hani biraz çalışayım da öyle girmek istiyorum diyen arkadaşlara, çıkmış YÖS sorularını ben çözmeye çalışıyorum ve çoğunu çözdüm arkadaşlar ama yayınlayamıyorum. Anlatmam lazım. Şöyle bir şey var. Denemelere de baktım. Ama YÖS'ün çıkmış sorularında Yıldız Teknik olsun, işte ne geliyorsa OMU olsun, 19 Mayıs Üniversitesi, hepsinin benzer soruları. Yani birisi hepsini, bütün çıkmış soruları çözer, anlayarak çözerse sınava girdiğinde de kesinlikle mühendislik, yani en azından yarısından fazlasını yapar arkadaşlar. Buna eminim. İkincisi de iyi bir üniversite kazanmak isteyen arkadaşlar, tıp kazanmak isteyen arkadaşlar da sürekli bir gayret içinde olsunlar. Kesinlikle bazı üniversiteler tabii ki işte hak yeme durumları olabiliyor ya da belli bir fısıltı şekilde işte böyle yapıyor, torpille alıyor, şöyle alıyor. Bunlara kulak asmayalım. Belki doğruluk payı vardır fakat ümidimizi kırmayalım, deneyelim. Biz elimizden geldiğini yapalım. Lütfen biraz daha gayretli olalım ve biraz daha doğru şeyleri paylaşalım. Yani yol gösterici olalım. Bu yıllar bir daha gelmez. İyi değerlendirin. Şanslıyız. YÖS diye bir şey var. LES, yani tabii üniversitelere para veriyoruz. Bazı durumlarda dediğiniz gibi aklımız yeniliyor ama bazı şeylerde de avantajlıyız. Değerlendirelim arkadaşlar.
bu kadar bilgilerim size aktarmak istediğim, vaktinizi demek istemem. Bana sorunuz olursa YouTube üzerinden, mail üzerinden abone olmayı unutmazsanız sevinirim, beğenin. Çünkü izlenildiğimi bilmek güzel. Ona göre verimli olduğumu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi sorular, konu anlatımlar yine gelecektir. Görüşmek üzere.